Malatya Ziraat Odası Başkanlığı'nı kazandı başkan. O zaman başkan bir yerdeydi. Ankara'ya mı gitti? Uzaktan müdahale etti. Uzaktan müdahale de olmuyor işte. İster istemez bir o yönetimde bir sıkıntı oluşturuyor. Ama şimdi reis bizzat geminin başına geçti. Bir yandan belediyelerle ilgili, bir yandan teşkilatlarla ilgili, bir yandan genel yapıyla ilgili, hükümetle ilgili çalışmalar yapılıyor. Her şey 2019 için hazırlanılıyor. İnşallah yani AK Parti milletin partisi. Benim, Hakan abinin, milletvekilinin değil yani. AK Parti hepimizin partisi. Çalışacağız yani, hepimiz çalışacağız yani. Bunun başka bir yolu yok. Daha henüz seçim havasına girmedi ama seçim atmosferine girdiği zaman da hepimiz mücadelemizi vereceğiz. Şimdiye kadar niye yok? Aramalardan aşağı yönetiyoruz. Yani bizim Malatya'daki toplantılarına bir şialiydi. Yaptı. Sonra da vazgeçtiler. O şimdi eksperlik yapıyor. Ben sordum dedim nasıl oldu dedi onu kaldırdılar dedi. Biz daha... Bu yurtlarında gelecek orada bir gölet yapıyorsun. Üç kademe değil mi başkanın arası? Üç kademede orada bir gölet yapılıyor. Sertli. Şimdi bir tane başkan. Üç tane söz verdiler de tekrarası yok. Bugün biz görevdeyiz. Yarın bir başkası göreve gelecek AK Parti'de. Doğru, hiç doğru. Önemli değil. Kim göreve gelirse gelsin. Bu parti milletin partisi. Evet. Ve milletin desteğiyle bu durumda. Bu gemide hepimiz varız. Gemide de hepimiz varız. Dolayısıyla 2019'da hepimizin milletçe de hazırlanmamız lazım. Orayla ilgili AK Parti, Cumhurbaşkanımız, teşkilat ayağıyla, diğer adaylar ayağıyla, meclis ayağıyla onlar adımlarını atacak ama AK Parti var olmasının yegane gücü her zaman söylediğimiz biz bir halka dayanıyoruz, bir de halka dayanıyoruz. Başka bir gücümüzü aldığımız yer yok. Çalışacağız yani, hepimiz çalışacağız yani. Bunun başka bir yolu yok. Daha henüz seçim havasına girmedi ama seçim atmosferine girdiği zaman da hepimiz mücadelemizi vereceğiz.